Ala Rasulina salavat. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Perşembe günü inşallah Orucur Ramazan'ın biri değil. Perşembe günü teravih var. İnşallah. Ömrü olana, rızkı bitmeyene, soluğu devam edene, Allah indinde nefes sayısı daha mevcut olan için devam dedi Allah. Şu onu rahmetine aldı. Leyley Berat bir dahaki Leyley Berata kadar kim kalacak? Kim yaşayacak? Kimin rızkı kesilecek? Kimin nefesi kesilecek? Kim hangi hastalığa maruz kalacak? Hangi tüccar iflas edecek? Hangi insanlar dolacak? Hangileri kademe değiştirecek, inecek, çıkacak? Bütün tahavvülat, bütün tegayyürat, bütün tebeddülat, ilim dairesinden çıkar, kudret dairesine girer ve bunlarla vazifeli meleklere teslim edilir. O melekler de aldıkları bu emri ilahinin icabını yerine getirmek için bir dahaki berata kadar vazifelerini ifa ederler. Bu geçti. Önümüzde bir Ramazan var, içerisinde bir Leyla-i Kadir var inşallah. Leyle Kadir bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Hayrun min elfi şehr diye geçer Kur'an'da. Bin aydan daha hayırlı. Bin ay 90 yıla yakın bir ömürdür. Bu Leyle-i Kadir o kadar önemli, o kadar kutsal, o kadar bereketi, manevi gücü ve kıymeti şiddetlidir ki bütün diğer gecelerin vakti bellidir. Hangi günse odur. Onda bir filoluk yoktur. Ama Kadir Gecesi'nin vakti tayin edilemez. Hatta bazı İslam alimleri sene içinde de olabilir diyorlar. Ama biz Ramazan ayı içerisinde bularız. Ramazan ayının tamamını kıymetlendirme, değerlendirme adına Allah bir yarış ortaya kur. Ta ki Kadir Gecesi'ni yakalayalım. Bir Kadir Gecesi'nin şerefi ve onuru Ramazan'ın tamamını şereflendirir. Tamamını değerlendirir. Çünkü Cenab-ı Hak çok mühim ve önemli şeyleri bulunduğu cemaat ve camia veya fertler içerisinde saklar. Sakladığı şeyler değer ve kıymetle doğru orantılıdır. İnsan ayakkabısını saklamaz. Bir kilo patatesi saklamaz. He? Ama insan ne yapar? Altununu, servetini sakla. Çünkü önemlidir. Onun hırsızı, arsızı boldur. Kıymetli şeyler saklanır kıymetli şeyler örtülür ve kapaklı hale getirilir. Diğerleri onu bulması için gayret gösterir. Onun için insanlar içerisinde veli gizlidir. Her gördüğün garibanı zavallı zannetme. Manası ve maneveti yüksek olan insanlar değil mi? Belki seninle karşılaşır da biz bunun farkına varamayız. Biz zevahire çok aldanırız. Perdenin arkasını görmemiz lazım. Harabat ehlini hor görme sakın. Defineye malik viraneler var demiş. Defineye malik viraneler var. Üstad da defineye malik virane ama zahiren bakanlar değil mi? Nazar itibarı almamış. Aleyhinde konuşmuş. Hayatın elinde almak için projeler uygulanmış. Onun için insanlar içinde veli saklar makamın yüksekliğinden dolayı. Cuma'da bir dakika icabe vardır. Cuma gününde. O dakikayı icabe isabet eden dualar yüzde yüz makbuldür. O dakika icabenin nam hesabına Cuma'nın tamamı kıymetleniyor. Velinin nam hesabına insanların tamamı kıymetlendiği gibi. Bakarsan adam veli çıkar diyor. Bir büyük mescitte adamın bir tanesi kalbinden geçirmiş ki galiba burada ben velayet makamında yalnızım. Öyle içinden geçiriyor. Gönlünden böyle bir niyet geçmiş. Bakmış mescidin te uç köşesinden bir zavallı kalktı. Bunun yanına doğru geliyor. E bu niye geliyor benim? Kulağına elmi efendi senin gibi 40 kişiyiz demiş. Allah affına sığınırım. O kendini görüyor, o kırkı da görüyor. Ha e böyle insanlar var. İşte Ramazan'da Leyla-i Kadir saklıdır. Allah'ın ismi ilahisinde i̇sm Azam saklıdır. Allah lafsayı celali müstesna. O müttefakun aleyh i̇sm Azam'dır. Allah'ın zatının, şahsının adıdır. Onun dışındaki diğer esmalarda ismi azam gizlidir. İnsanlar her ismi tefekkürünü yapsın, tezekkürünü yapsın. O isme yapışarak manevi makamatta mertebe katesin diye Allah saklamıştır Celle Celal. Hazreti Ali'nin ismi azamı nedir? Ferdül hayyün gayyum hakemin adlun Üstadın ismazamı azamı nedir? Hakim ve rahim. Bir de nur ismi ama hakim ve rahim öndedir. Abdülkadir Geylan İsmi Azam'ı ya haydır. Azam'ın İsmi Azam'ı hakem ve adildir. Bak her bir insanın, vasıflı insanın Rabbiyle münasebetinde gideceği bir yol. Değil mi? Bir cadde var, bir yani mezhep var, bir meşrep var. Herkes aynı meşrepte gidemez ki. Allah'a giden yollar sonsuzdur. Mesela ömürde ecel gizlidir. Niye? Her anını değerlendir. Bugün varsın. Beş dakika sonra Allah bilir. Ölüm ensemizde bazen Hazreti Selam ne yapıyor? Hissettiriyor. Herkes hayatına dikkat etse çoğumuz direkten döndüğümüzü hatırlarız. Esbab bir külliye sukut edip rahmet ilahiyenin başında hiçbir sebep yokken o olaydan, o hadiseden kurtul, kurtarır, kurtarır Allah bizi. Yani kulun biraz daha yaşa der gibi. Bunu biliriz de. Bunlar bizim başımızda milat olur. Bak Bediüzzaman Hazretleri Van kalesinden aşağı düşüyor. Van kalesini bilen var mı işinizde? Gören var mı? Az. Van Kalesi bak şöyledir. Şöyle bir açıdır. Üstad şuradan düşüyor. Mağara bu içeride. Şöyle bir açı var. Buradan düşen bir adam nereye düşer? He? Bir kavisle içeri giriyor. Gaybi bir elin ben içeri gittiğini gördüm diyor. Dedim Seyda, bundan sonraki ömür senin değildir. Allah sana bir yopsiyon verdi. Onu kendine kullanamazsın. O Allah'ındır. Hayatımızda böyle şeyler mevcuttur arkadaşlar. Dünyanın ömründe kıyamet gizlidir. Dehşetli olaydır çünkü. İnsanın ömründe ecel, dünyanın ömründe kıyamet. Ta Adem Aleyhisselam'dan bize kadar her peygamber döneminde Cenab-ı Hak öyle filu öyle böyle sırlı, perdeli şeyler nazara vermiştin ki acaba kıyamete yakın olan ümmet biz miyiz? Çok endişelenmiş. Şuradan anlayınız ki hala Yahudiler ahir zaman peygamberi bekliyor. Değil mi? Bir Mesih bekliyorlar. Çünkü hayatları devamlı krizle geçip ölümle burun buruna geldiklerinde Cenab-ı Hak onları herhangi bir mesihle kurtarıp, bak İsa adı nedir? Mesih'tir. Bir mesih de Musa Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam bir mesih'tir. Davud Aleyhisselam bir mesih'tir. O ümmetleri Cenab-ı Hak daranlardan bu mesihlerle kurtardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların sülbünden gelmediğinden dolayı İsmail Aleyhisselam'ın neslinden geldiği için İsa Aleyhisselam'ın neslinden gelmediğinden dolayı onu Mesih kabul etmediler. Hala bekliyorlar. Ya zaman, akı zaman. Akı zaman peygamberi gelmiş gitmiş. Kıyamete ramak kalmış. Neyi bekliyorsunuz? Geliyorsunuz değil mi? Onlar daha kıyamet nerede diyor biz? Kıyametle burun buruna diyoruz. Neredeyse alametleri zuhur etmiş. Bu anlamda Cenab-ı Hak mühim şeyleri bulunduğu fertler içerisinde, zaman içerisinde mahfi tutar. Kula gayret verir. Hem her şey onunla bereketlendirir hem de kul kabiliyetine, yeteneğine göre o meseleyi öğrenir ve o hususta gelişir. Şimdi Kadir Gecesi de inşallah Ramazan içerisinde böyle bir gecedir. Gücü olan her gün geceyi ihya etsin. İmkanı olan, vakti müsait olan. Birçoğumuz memuruz, vazifemiz var. Buna gücümüz, takatımız yetmez. Yetmeyeceğinden dolayı Ramazan'ın tekli günlerini, biri, üçü, beşi gibi ihya edin diyor kitaplar. E buna da gücümüz yetmezse Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Son 10 gününde. Üstad son 10 gününde hiçbir ağabeyi, hiçbir talebesini yatırmazmış. İmsakta namaz kılınır sonra yatılır. Kesinlikle. O gün son 10 günde olma ihtimali yüzde %90'dır. Son 10 günde ya Rabbi kifayet etmeyiz, dayanamayız. Son 10 günün tekli günlerinde arayın. Bak 27 tekli gecedir. Değil mi? Ya Rabbi nefsime çok ağır yer bari 27. geceyi hakkını verin. %90 diyelim. %95. Öyledir. Bin aydan daha hayırlı bir ömür nasip ediyor Allah. Çünkü Ramazan mevsiminde sevabı amal artar. Normal vakitlerde istadımız diyecek. Bir iyiliğe Cenab-ı Hak 10 sevap veriyorsa Recep'te 100 verir. Şaban'da 300 verir. Ramazan'da bin verir. Leyla-i Kadir'de 30 bin verir. İşte hayırların, hasenatların, Kur'an okumalarının, iyiliklerin, milatların, Allah'la anlaşmaların, söz vermelerin Ramazan ayında 3 ayda olmasının sırrı bereketidir. Allah indinde onun kutsiyeti ve önemidir. Cenab-ı Hak hepimize bu ayı hakkıyla geçirmesini, Değil mi? Bizden hoşlukla memnun olarak gitmesini nasip ve müyesser eylesin. Bir dahaki Ramazan'a kim kalır, kim çıkar Allah bilir. Kim kimin arkasından Fatiha okuyacak? Elimizde bir senet yok. Geçen sene şurada dersi dinleyen, gelip giden öyle kardeşlerimiz var ki şimdi rahmete muhtaç, rahmete gitmişler. Yarın onlardan biri de biz olacağız. Çekiliş yaşa bakmıyor, ırka bakmıyor, cinsiyete bakmıyor, makama, servete bakmıyor. Neye bakıyor? Allah'ın takdirine, muradına bakıyor. Çocuk da gidiyor, yaşlı da gidiyor, kadın da gidiyor. Onun için bu imtihana her an hazır olmamız lazım. Bizler de bu Ramazan boyu Süleyman Hocam, ha burada Allah razı olsun, her Ramazan'ın teravihinde burada olacağız. Teravihi burada Osmanlı usulüne göre arkadaşlar eğitiyoruz. Cemaatle kılacağız normal kılacağız. Abi hatimle mi? Hatimle kılmak sevaptır ama cemaati dağıtıyoruz. Herkesin gücü yetmiyor. Hayrul umuru evsatuha. İşin hayırlısı vasat olanların kaidesine göre. Yani ikide bir selamla inşallah hafızlarımızın da eşliğinde burada teravihlerimizi kılacağız. İftarlar yok. Eski Ramazan'da da iftarlar veriyorduk. O iftarlar artık miadını doldurdu. Ama namazdan itibaren, teravihten itibaren burada olacağız. Namazımızı, teravihimizi cemaat kıldıktan sonra her teravihin arkasına mesnevi dersleri okuyacağız. Yarım saat, 20 dakika cemaatin durumuna göre mütala yapacağız yani. Keyifli dersler olacak inşallah. Biz olmazsak Süleyman Hocam burada beraber yapacağız. Ayrıca desten sonra da semaver çayımız var. Şömenemizi de yakacağız. Sen yarında basit bir ikramla öyle yemek tarzında değildi. de aparatif mi diyorsunuz? Evet ustamızı o hususta şey yaptık yönlendirdik. Ufak bir ikramla inşallah teravihlerimizi burada iyi edeceğiz arkadaşlar. Müsait olanlar gelebilir. Davetlisiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kadir gecesinde iftarımız var. Hani o Kadir gecesinde iftarı vereceğiz inşallah. Onu söylemeyi unuttum. Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr Ramazan ellezi inzele fihi'l Kur'an hudal lin nas ve beyinat min el huda vel furkan. Ramazan ramat. Adamı ramadı bol derler. Ramatçılar çarşısı var sarrafi işi yapanlar bilir. Ramat, külcü demek. Ramatçı. Altını eritip anatabildi mi? Tozundan, kubarından ayırıp, arayıp has hale getiren işe ramatçı derler. Ateşte yapılır bu. Kubarından, tozundan, altın yani kendinden olmayan malzemelerden ayrılır. Bu işi yapana ramatçı derler. Külcü demektir. Adamın ramadı boldur. Cömertliği için söylenen bir tabirdir. Bu adamın ramadı bol. Yani külü bol. Yani çok cömert. Çok misafiri gelip gidiyor. Ocağı devamlı yanıyor. Onun için külü boldur. Bu tabirdir yani. Şimdi doğal gaz olduğu için bunlar unutulmuş. Dese adam doğal gazı bol kimse anlamaz. Ramadı bol hala devam eder. Külü bol demek. Ramazan niye o kökten geliyor? Allah Ramazan'da insanları altın gibi kubarından tozundan ayırıyor. Ona manevi makamat yüklüyor. Faziletini o kadar artırıyor. Nimetlerini o kadar döküyor ki diğer aylarla mukayese edilemeyecek kadar insan donanıyor. Altın gibi değerleniyor, kıymetleniyor. Nefsini terbiye ediyor. Açlık bir ateştir. Susuzluk bir ateştir. Yorulmak bir ateştir. Hele bu Ramazan bazen de seneyi de devrettiğinden dolayı Temmuz'a Haziran'a gelirse tarlalarda orak biçen adamlar o madenlerde çalışanlar bir de oruç tutuyorsa değil mi? nasıl yandıklarını nasıl inbiklerden geçirildiklerini nasıl kirli özelliklerden ayrıldıklarını muhasebe edin. Maddi ve manevi olarak Cenab-ı bizi ateşe tabi tutuyor. Çünkü niye? Eğimizi kötümüzden, hayrımızı şerrimizden değil mi? Kemalimizi nakıslıktan ayırma adına bir nevi Ramazan, külcü gibi yani. Altına ayar veren, altını kubarından tozdan ayıran bir mevsimdir. Bu anlamda, manasında bilelim, hazırlık yapıp gayret gösterelim. Evlatlarımızı, ücretle, iltifatla bile olsa alıştıralım. Oruç tutmaya alıştıralım. Namaz kıldırmaya alıştıralım. Bülü çağından evvel şey değil, farz değil ama, bülü çağına gelmeden de bir çocuk, farz olmadığı halde namaz kılıp oruç tutuyorsa emir hak vaki olsa cennete 33 yaşında gidecek. Şeriatta namaz kılmayan çocukları ikaz edin. 7 yaşında zorlayın. 9 yaşında kulağını çekin tabirinde Allah'ın bir muradı vardır. Mülk onundur. İkazı da orada yapın diyorsa korkma yap. Sabah namazında kalkamaz, morali bozulur, canı sıkılır, uykusu derindir diye Allah'tan fazla şefkat, şefkat değildir. Allah kaldır diyorsa kaldır. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki sağım, İslamiyet'in erkan hamsesinin birincilerindendir. Hem de şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Şimdi eskiden bize ezberletmişlerdi. İslam'ın şartı kaçtır? Beş, say. Ha, savun, selat, hac, zekat kelime-i şehadet. Savun önce gelirdi. Üstad da birincilerinden diyor. Yetmiyor şair-i İslamiye'nin azamlarından şair alem demek. Şair bayrak demek. İsim demek. O yerin, o beldenin, o insanın, o mekanın kime ait olduğunu, aidiyetini gösteren alamete ne denir? Şair. Her firmanın, her devletin, değil mi? Her ülkenin, her dinin kendine göre şairi vardır. O papazın bir kılığı vardır, değil mi? Kıyafeti vardır. O şairdir. Haç Onlara göre şairdir. Bir Hristiyan'ı bir Müslüman taklit edebilir. Nerede? Kendi teknikte olabilir. Bazı güzel amelli ama şairde olmaz. Şairde uygulama bizi küfle sokar. Bu sebepten dolayı İslam alimleri zünler bağlamanın, şapka giymenin küfür alameti olduğunu söylemişlerdir. Çünkü bunlar ecnebilerin din özellikli şairleridir. Onun dışında şaire girmeyecekleri taklit etmenin bir zararı yok. Bazen de teknik meselelerde taklit faydalıdır. Çünkü hikmet müminin yetiğidir. Nerede görse onu alır. Yani biz ideoloji almıyoruz, teknoloji fen alabiliriz. Bunun bir mahsuru yok. Demek ki Ramazan-ı Şerif'teki sahuh yani oruç, İslamiyet'in erkanı hamsesinin beş rüknünün birincilerindendir. Hem de şair-i İslamiyet'in azamlarındandır. Minare bir şairdir, bayraklar şairdir, kabristanlar, kabristanlar, mezar taşları şairdir. Bak İslamlılarınki ile Hristiyanlarınki farklıdır. O kabristanlara bakanı da altta kimin yattığını bilir. Hatta Osmanlı Kabristanlar o kadar sanat harikası eserlerle doludur ki, aynı adam dünyada yaşadığında kılık ve kıyafetine baktığınızda asker midir, alim midir, tıp uzmanı mıdır, derviş midir, kaşa mıdır, şehzade midir? Bunları ayırdığınız gibi şapkalarından ve giyimlerinden mezar taşlarına bakarak da altta yatanın makamını, mertebesini, özelliğini çok rahat ayırabilirsiniz. Bunlar müthiş sanat tarikaları. İslam'da 500'den fazla serpuş vardır. 500'den fazla serpuş çeşidi. Hepsi de Osmanlı ahalisinin, vatandaşlarının ve görevlerin giydiği ayrı ayrı şapkalardır. Şapkasına baktığın zaman adamın altındakinin o şapkanın kim olduğunu bilirsin. Ona göre münasebet kurarsın. Hürmet mi edeceksin? Yol mu göstereceksin? Muhatap mı olacaksın? He? Selam verir mi? Vermez mi? Alır mısın? Bütün bunları bilmenin alametleri vardı. Kabristan taşları gibi. Şimdi birbirimize benziyor yumurtalar gibi. Ya yolculuk ya ticareti komşuluk yapacaksın içindekini bilesin. Hep birbirimize benziyor. Ecnebiler de böyle. Yeni biz de böyle. Eskiden böyle değildi. Yahudiler sarı renkli giyerlerdi. Millet bil ki bu Yahudi. Aldatabilir, uyanık olayım. İnanmayan insanlar kendine göre şisveleri vardı. Niye? Bir gibi ona muamele edemem ben. Aldatabilir. Bu özelliklere haizdi. Bu 500'den fazla serpişin hiçbiri alnı örtmez. Bak ense örter. İslam'da alnı örten bir serpiş şapka yoktur. Alnı örten, alnı yere gitmeyi engelleyen serpişlerin tamamı ecdebi şapkalarıdır. Değilen onları giymek şair açısından büyük tehlikedir. Onun için şapkayı getirdiler. Alim i buna fetva vermez. Müslümanlarda da biz zorlarız kanuna muhalefetten dolayı cezaya tabi tutar. Hapsa atarız diye bir numaraydı o. O numara maalesef çok insanların başını yedi. Ben çocukluğum Malatya'da geçti. Malatya'da. Malatya İvatip Okulu'nun orta dönemini orada bitirdim Sıtma Pınarı'nda. Çok akıllı bir müftü efendi vardı. Malatyalılar da acayip şapka giyerler. Elazığlılar gibi. Hala da giyiyorlar. Sekiz keşeli. O zaman geçmiş. Bitmiş artık. Geçe onu giymek şu anda küfür değil. Alemet olmaktan çıkmış. Alışkanlık haline gelmiş. Şapkayı da böyle çevirirler. Ondan namaza dururlar. Cuma günü o müftü efendi vaaz ediyor. Kalktı bir vatandaş ortadan. Dedi hocam şapkayla namaz kılınır mı? Cemaatin yarısına fazla şapkayla gelmiş. Bir de şapkayı çevirmiş. Bekliyorlar. Namaz kılacaklar akıllı bir adamdı. Ya kılınır dese kendine zarar. Kılınmaz dese cemaate zarar. <laughs> Vaazın da sonuna gelmişti. Çevirmezseniz kılınır dedi indi aşağı. Fatiha dedi. Yani kılınmaz. Kepez yere değecek düşecek ya. Çevirmeyin kılınır dedi adam. Anlayana. Zünnas neye mani? Rükuya. Şapka secdeye mani dinen bununla kullanılmaz. Müslümanın kullandığı serpuş sarıktır. Sarıktır, sarık. O kullanan adamın öldüğünde vücudunu kefenleyen bir türbandır. Onu aç, vücudunu kefenleyecek kadar türbandır o sarık. Yani Müslüman der ki, benim kefenim başımdadır. Rahmetli Dekir abi de çantasında kefenini taşırmış. Her mahkeme hapishanenin yolunu gösteriyor. Öyle çantasını. Rahmi abi bunu çok anlatırdı. Kefeni çantasında. Öyle çıkıyor savcının, hakimlerin karşısına. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, bakın dikkat edin, hikmetlerin biri, hem insanın hayatı içtimaiyesine, sosyal hayatı, hem hayatı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, <laughs> hem niyam ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Yetmişten ziyade orucun hikmeti var Burada dokuz nükteyi anlatacak. Bu nüktelerin içerisinde kardeşler bu araştırmayı yapmıştı. Dikkat etse bir insan yetmiş hikmet Allah bunun içerisine giydirmiş. Cenab-ı Hakk'ın rubiyeti noktasında Allah Rab, Allah bizi terbiye ediyor. Neyle terbiye ediyor? Oruçla terbiye ediyor, açlıkla terbiye ediyor. İnsanı en kolay terbiye yolu açlıktır. Hatta açlık Allah korusun o kadar ileri giderse insanı küfre bile sokabilir. Efendimiz buyuruyor ki eğer açlık, fakir fukaralık, fakr ı zarret küfre yakın olmasaydı ben fakir bir ümmete peygamber olarak gönderilmeyi isterdim. Niye? İtaati daha kolaydır. İmkan olan itaati zordur. Onu gurur alameti yapar. Cenab-ı Hak zemin üzeri bir sofra nimet suretinde kalketti ve bütün envai nimeti o sofrada min hayfi la yahtesip hesaba girmeyecek kadar bütün organlarımızın ve azalarımızın ihtiyacını giderecek sonsuz nimetlerle Cenab-ı Hak donatmış. Bu nimet deyince sadece midemize hitap edene bakmayın. Kulağımızın da sofrası var. He? Sesler alemi nedir? Şu kulağın sofrasıdır ya. Bak o da buradan yiyor. Ama bu da onun yediği sestir. O ses de gelen de kalbe gidiyor. Burnu yaratmış. Onun sofrası kokular alemidir. Her bir varlığın kendine göre bir kokusu var. O da ayrı bir sofrada oturuyor. Göz. Mıpsırat alemi onun önünde sofradır. Dil. Tatlar alemi bir sofradır. Nefsani durgular azular. Önlerinde milyonlarca sofra var. Akıl. Makulat. Akılla alakalı her şey onun sofrasıdır. Fen oradan geliyor. Teknoloji oradan geliyor. Evratlar, eskerler, tekkeler, zaviyeler, medreseler, bak aklın ve kalbin sofra alanlarıdır. Tarih boyu devam ediyor. İnsanın ruhuna bağlı öyle latifeler var ki, hepsinin kendine ait sırlı sofraları vardır. İşte Cenab-ı Hak her bir organa, her bir varlığa, her bir hasseye, her bir latifeye, her bir durguya önüne müthiş sofralar dizmiş. Kimisi çiğneniyor, kimisi duyuluyor, Kimisi koklanıyor. İşte bu sofralarda istifade eden insanlar Ramazan mevsiminde bir kayda giriyor. Artık hepsinden istediğin gibi istifade edemezsin. Değil mi? Burnun kokum almak istiyor. Adamın bahçesinden koklamayacaksın. Kendi bahçenden. Ramazan'da tahkik var. Müsaade ederse kokla. Gözü harama bakmaktan uzaklaştıracağız. Niye? Ramazan'da bak onun da sofrasını ne yapıyor? Kayıtlıyor. Kulağı haram şeyler işitmekten uzak tutacağız. Hayali kötü şeyle tasavvur etmekten bir derece men edeceğiz. Gücümüz yetiyorsa. Kalbimizi azami derecede hassasiyetle tutup çirkin şeylerin oradan geçmesine mümkün mertebe. Gücümüz yetmez ama itina göstereceğiz. Ayaklarımız güzel yerlere gidecek. Zaten mide tatil eşgal ediyor. Nefsani duygularda değil mi? Yasak geliyor. Diğerlerini de böyle kendimize göre yasaklar koyup mükemmel bir oruç, harika bir Ramazan geçirebiliriz. Burada çok zorlanmayın. Ya büyük insanların örflerini, adetlerini taklit etmeye kalkarsak altında eziliriz. Bizim anlattığımız orucun kemalidir. Peygamberlere, evliyalara has bir oruçtur. Bizimki bellidir. İmsaktan iftara kadar ne yapacağımızı ne yapmayacağımızı şeriat kitapları tayin etmiş. O oldu mu bizim orucu. Bu anlattığımı biraz daha böyle yani sünnetlere, nafilelere dikkat ederek orucu kemal noktasında kıymetini artırabilir miyiz? Bunu da kitaplardan öğrenebilirsin. Ve bütün enva nimet o sofrada sayamayacağımız bir şekilde dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini rahmaniyet ve rahmaniyet rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Başka bir sofrada mıyız değil miyiz? Marifet dersi. Evet. Ne güzel bir sofra. Kalbimiz işba oluyor. Aklımız doyuyor. Latifelerimiz massediyor, emiyor. Peki bunun yasağı var mı? Var. Yanlış itikat, yanlış fikir, yanlış düşünce, yanlış Ramazan anlatımı, yanlış Allah inancı bu sofranın haram kısmıdır. Oralara giremeyiz mukayese için olabilir. Doğruyu anlatmak için test olabilir. Ama kabul ederek bunları anlatmak tehlikelidir. Tasavvuru küfür küfür değil. Tahayyülü şetim şetim değil. Ama bunlar kasıtlı olarak nazarı vermek tehlikedir. Kemal rubiyetini, rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetli ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbat dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen de unutuyor. Bu kadar sofra, bu kadar nimetler dizilmişken insanlar ne yapıyorlar? Alışkanlıkları yüzünden bu nimetlerin farkında değiller. Allah bir sıhhat sofrası vermiş. Sağlık sofrası vermiş. Değil mi? Yani hesapsızca kullanıyorum. Sağlığın kıymetini bilmeden kullanıyorum. Biraz da horca kullanıyorum. Bak hayatımızın zayi olduğu yerlere dikkat edin. Ömrünüzün geçtiği alanlara bakın. Sağlığımızı heder ettiğimiz Zamanlara veya mekanlara bakın arkadaşlar insan mahkumiyet duyuyor. Değil mi? O zaman ne olacak? Bir hastalık geldiğinde sağlığın ne kadar önemli olduğunu, sıhhatin ne kadar mühim olduğunu Cenab-ı Hak bize tersinden hatırlatıyor. Evet, insanlar gaflet perdesi altında, esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen de unutuyor. Peki nasıl hatırlatacak? Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Gün istediği kadar yiyebilir, istediği zaman yiyebilir. Bir tahdit yok, yeter ki helal olsun, israf olmasın. Ama Ramazan'da bir ordu gibiyiz. Ordu der şey nizamlı, düzenli ya. Sultan Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyrunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı diyet karane göstermeleri ya Rabbi helalden almışım, helal, kendi kazancım. Vallahi içerisinde bir gram haram yok. Niye yiyemiyorum? Haram sadece muameleden gelmez ki. Emirden de haram gelir. Bir saat sonra helal, bir saat evvel haram kulum yemeyeceksin. Yemekte bir şey yok, suda bir şey, ekmekte bir şey yok. Tertemiz. Ama Allah bir şey yasak etti mi? O oldu haram. Bak helaller ve haramlar arkadaşlar Allah'ın emriyle değişir. Allah'ın emri işin mahiyetine bakmaz. O zaman Cenab-ı Hak yarattığına mahkum olmuş olur. Domuz yaratıldı, necistir. İnsanlara emredelim yemesin, haşa. Cenab-ı Hak yarattığına tabi olur. Peki nasıl olmuş? Allah yasakladığı için domuz necis olmuş. Koyunu yasaklasaydı, koyun necis olacak. Yahudilere cumartesi avlanmak haram. Cumartesinin suçu yok ki. İmtihan. O gün avlanmayın diyor. O gün de balıklar öyle bir geliyor. Gözleri kamışıyor Yahudiler. Acayip. Sular balık dolu. İştahları açıyor. Bir de yasak var. Demişler biz bunu bir şey yapalım çözelim. Ne yapmışlar? O gelen cumartesi günkü balıkları başka bir alana şey yapmışlar. Gölet oraya doldurmuş. Pazar günü avlamışlar. Yahudi aklı bu işte. <laughs> çok acayip bir millet. Çok. Evet çok acayip bir millet. Allah Allah. Ya semadan Allah bıldır cenneti gönderiyor. Pişmiş ha. Olacak bir şey mi bu? Olmuş işte. Helva gönderiyor ya helva. Usanıyorlar. Ya Musa yeter bıktık kır. helvadan bıldır cennetini. Ne istiyorsunuz? Nil'in kenarlarında ziraat, ticaret, tarımsal, soğan, mercimek saygı işte. Niye? Para kazanacaklar. İnsanları aldatacaklar. Kafa oraya gidiyor. Onun için bir de tutmuşlar Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu bu gıdaları depolamaya başlamışlar. Musa Aleyhisselam ya Allah rızkınıza kefil. Bak her gün gönderiyor taze taze yiyinsene. Niye bunları saklıyorsunuz? Ya Musa Rabb'in işi belli olmaz. Ya vermezse. Ya Allah'a itibar olmayan bir kavim. Kula itibar eder mi? Buyurun üzerini bekliyorlar gibi. Bir tavr-ı ubudiyet karane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı müsaatli, azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Allah öyle bir ibadet emirleri yapmış ki, bak şu anda her vaktin namazı kılınıyor biliyor musunuz? Ya, biz yatsıyı kıldı. Şu anda sabahı kılanlar var dünyada. Akşamı kılanlar var. İkindiyi kılı her vakte beş vaktin namazını kıldırıyor. Her gün ümmeti Muhammed e oruç tutturuyor. Çünkü vakitler coğrafyalara göre değişiyor. Her durumda buranın arası bir saat mi? İftar imsak değişiyor bak. Daha batıya doğru doğuya doğru git. Neredeyse her gün her vakit oruç. Müthiş bir sistem kurmuş cenab yani. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Üçüncülükte oruç hayat içtimai insaniye baktığı cihetle insanın sosyal içtimaiyatına da orucun faydası var. Çok hikmetlerinden birisi şudur ki insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişlerdir. Bak Cenab-ı rızkı istediğine verir. İlmi isteyene verir. İlim istemekle doğru orantılıdır. Rızık istemekle doğru orantılı değildir arkadaşlar. Rızkı dağıtmada onun muradı esastır. Çünkü herkes Allah'tan servet isteyecek, makam isteyecek, mertebe isteyecek. Bütün insanların makamı mertebesi yüksek seviyede olsa bir içtimai hayatın çarkını çeviremeyiz. Şurada kimseye çay yaptıramayız ayakkabı dizdiremeyiz. He? Herkes imamlık yapmak isteyecek. İtibarlı bir makal. diğerler işçi bulamayacak. Çöpler toplanmaz. Ordular asker bulamaz. Devletler. Nasıl olacak? Kimsenin ihtiyacı yok ki. İşte çarkın dönebilmesi için Cenab-ı Hak ne yapmış? Herkesi ayrı ayrı farklı özellikle ve güzellikte yaratmış. Kuvvetler, zenginlikler, güzellikler, değil mi? İlimler, cehaletler, her türlü boylarımız bile kesinlikle birbirine benzemiyor. Bu benzememeklikten Cenab-ı Hak milyarlarca farklı özellikte meseleler ortaya koyuyor. Şimdi burada da bak rızkı istediğine veriyor Allah. İlmi isteyene. Eğer rızık güçle kuvvetle doğru orantılı olsaydı güçle kuvvetle dünyanın hakimleri aslanlar olurdu. Filler olurdu. Bak onların nesli tükeniyor. Çeylanları korumaya alıyor. Canavarlar Değil mi? Onların nesi tükeniyor? Garibanları kimse düşünmüyor. Hani Darwin diyordu kuvvetliler kalır, zayıflar tabi seleksiyona tabi olur, ölür gider. Hani dünya bir şeydi, mücadeleydi, savaştı. Güçlüler kalır, zayıflar erirdi, tersi olmuş. Güçlerin nesi tükeniyor? Zayıflar ayakta kalıyor. Yaşama ve rızık güçten kuvvetten ters orantılıdır. En zayıf rızıkla beslenen balıklardır. En tombul olan hayvanlar onlardı. Ben iki kemik bir deri kalmış balık hiç ömrümde görmemişim. Her canlının zayıf olur da. He? Balığın zayıf olma. Ne yiyorsun mübarek? Eğer rızık sahibi olmak, servet sahibi olmak akılla doğru orantılı olsaydı hayvanların acından ölmesi lazımdı. Hiç akılları yok. En rahat beslenenler onlar. En gariban beslenenler insanlar. Koca kafalı beşer bu kadar akıllar ekonomisini düzeltemiyor. Evine ekmek götüremiyor. Ama o tavşan Değil mi? O yavrular, o kediler hayatı boyunca onlarca yavruyu büyütüp büyütüp sahaya veriyor. Allah Allah. Bak ağaçlarda da aynı kaide geçerli. Anıt ağaçları sayın çınarları sayarsınız. Anıt yoncalar diye bir şey var mı? Anıt çimenler. He? Kim bakar çimenlere? Ayak altında tepeleniyor. Yemeyen varlık yok. Herkes de onları yiyor. Ama onların nesli devam ediyor. Bak zalim krallar giriyor. Şahlar, padişahlar, sultanlar gitmiş. Onların yerlerine hayatları katliamdan geçirilen zavallı gözüyle bakılan raiyetler hürriyetin gücüyle gelmiş onların makamlarında oturuyor. Nerede Nemrutlar, Firavunlar? Anı nesilleri. Mısır'da kaç tane Kıpti geliyor? Öyle değil mi? Buradan tutun işi. Dünya mazlumlarındır. Dünya garibanlarındır. Zahire bakmayın siz. İşin hakikatine bakın. En kolay beslenenler en huzurlu hayat yaşayanlar zayıflar ve garibanlardır. Bunların içinde en zayıfları nebatattır, ağaçlardır. Tezgahını kurmuştur bir kayanın başına. O damarları kayanın içerisinde ne arıyorsun sen? Suyu nereden bulacaksın? Hangi mineral maddeyi alacaksın? O da kayanın içine giren kılcal damarlar dallarından daha nazik. İki parmağın arasına alsan su çıkıyor. Tepesinde güneş yağmurda başından aşağı yağıyor yürümeye bile ihtiyacı yok. Bir daha binlerce meyve veriyor. Oturduğu yerde insan bu kadar ilmiyle, teknolojisiyle, ekonomisiyle 3-5 çocuk sahibi olur. Birini götürür akrabasına verir. Ben bunları besleyemeyeceğim yardım ol bana diye. Sen yavrusunu götürüp birine veren bir hayvan gördün mü? Elhamdülillah. Buradan tutun arkadaşlar. Onun için haklı güçlüdür. Mazlum güçlüdür Allah'ın yanında. Zalimin ömrü gücü sürmez. Sürse de muvakkattır. İnsanlar maaşe cihetinde muhtelif bir surette halk edilmiş. Böyle olacak ki birbirimizi idare edelim. Cenab-ı Hak hiç kimseyi kimseye benzetmemiş. Servette de böyle, kuvvette de böyle. Cenab-ı Hak o ihtilafa bilen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Zenginleri çünkü araya mesafe koymuş. Birini zengin birini fakir yaratmış. O fakir ona hizmetkar oluyor. Fabrikasında çalışıyor. O olmasa fabrika işletemeyecek. Fakir üzerinden para kazanıyor. Ama Cenab-ı Hak zengine ne diyor? Bunun hakkını ver. Karının kırkta biri bununa. Ver ki o sana dua etsin. Sen de ona şefkat meyaklar. O olmasa fabrikayı çalıştıramazsın. Aradaki zengin fakir boşluğunu Allah zekatla, tasaddukla, karzı hasenle, hibeyle, yardımla dolduruyor. Onun için zekat farzdır böyle olan bir zengine o fakir dua ediyor. Değil mi? Öbürünün uzunluğuna dua ediyor. Firmasının devamına dua ediyor. Helal rızkına dua ediyor. O da ona benim bu alanlara gelmeme sebebiyet verdin diye şefkatle yaklaşıyor, merhametle yaklaşıyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. E peki nasıl onlara yardımcı olacak o zengin? Açlık bilmezse, fakr zaruret bilmezse, garibanlığı bilmezse hiç bilmiyor ki. Açlık nedir bilmiyor. Onların zavallılığını anlayamaz. Ona da yardım etmez. Allah bir Ramazan mevsimi getiriyor. Susuzluğun esrin ne olduğunu ona gösterince onun gayrete geliyor. Hamiyet damarı kabarıyor. O fakire fukaraya değil mi? Yardımcı oluyor. Bak yardıma götürmenin yolu açlığı zenginlere hissettirmektir. Eğer oruç olmazsa nefis peret, çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkata ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükür hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Nisbidir fakirlik. Ben komşuma göre fakirim, öbür komşuma göre zenginim. Bunun bir ölçüsü yok ki. de Burada nisbidir yani. Hangi fert olursa kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmasa şefkat vasıtasıyla muavenette mükellef olduğu ihsan ve ikramı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendinde hissetmiyor. Geh, bir aşir okunacak bir de dua mı yapılacak hocam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما عم يصفون فذوهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه وقل سلام <سؤال> فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فالعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين اللهم بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن نفر قلوبنا بنور القرآن واجعل القرآن شفاء لنا من كل داء ومونسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا. وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلي وسلم على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين على آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أن يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب <laughs> Rabbana etmim lena nurena ve ufirlena inneke ala kulli şeyin kadir. <laughs> İlahi ya Rabbel alemin İlahi ya Rabbel alemin. okumuş olduğumuz hatmi şerifleri ve hususan Süleyman Bakır ve Elmas Bakır ailesinin okumuş olduğu hatmi şerifi dergahı izzetinde kabul ve kabule karineyle ya Rabbel alemin. Dersi Kur'aniden hasıl olan sevabı ya Rabbi Evvela senin rızan için okuduk. Fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Başta Peygamber aleyhissalatu vesselamın ruhuna hediye eyledik. Sen kabul ve vasıl eyle. Amin. Hazreti Adem Safiyullah, Muhammed Habibullah arasında güzeran eylemiş. Peygamberan-ı İzam ve Resul-i Fikham aleyhimusselam Hazretinin ervahına hediye eyledik ya Rabbi. Sen kabul ve vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Peygamber aleyhissalatu vesselamın Ali'nin ashabının ezvacı tahiratının ciharı yarı güzinin aşere-i mübeşşerenin ensarın muhacirinin tabiinin tebe tabiinin müfessir muhaddis tullab huffaz bil cümle i Kur'an'ın ruhlarına hediye eyledik. Ya Rabbi sen kabul ve vasıl eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel alemin burada el açıp amin diyen ve canlı yayında bizlere seyrederken amin diyen kardeşlerimin anne babalarından, ceddü emcetlerinden, evladu iyallerinden, akraba taallukatlarından ahiret alemine göç etmişlerin ya Rabbel alemin ruhlarını şad eyle. Amin. İnnemel kabru ravzatun min riyazil cenneh sırrıyla sırrınca ya Rabbel alemin kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe ile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hususan İbrahim Kasaboğlu kardeşimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin sel felaketinde ve deprem felaketinde şehit olan kardeşlerimize ya Rabbel Alemin şehitlik makamı nasip eyle rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Men sa'alallahu şehadete bi sıdkın bellegahullahu menazile şuada... ve immate ala firâşi sırrınca ya Rabbi bizlere de istikamet şehidi olmayı, hükmen şehit olmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Amin. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Amin. Ya Rabbi senin peygamberinin kavliyle, sözüyle dua ediyoruz. Allahümme barik lena fi recebin ve şaban ve belligna ramazan. Ya Rabbi recebi ve şabanı bize mübarek eyle. Ya Rabbi biz'i Ramazanımıza kavuştur ve sonunda güle güle bayram yapmayı bizlere nasip eyle. Ya Rab kusurumuzu affeyle bizi kendine kul kabuleyle emanetini kabzetmek zamanına kadar bizlere bizleri emanette emin kıl. Affeyle mağfiret eyle, merhamet eyle ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bir de hasta Sina Avşar kardeşimize Cenab-ı Hak buradaki el açıp amin diyen kardeşlerimizin de maddi manevi hastalıklarına ve hastalarına ya Rabbi acil şifalar nasip eyle. -M -M. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alil murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma'as salawat.